Sağ olun. Ya vallahi ben orada hiç olmasa. Sağ olun. Vatandaşlar da Başkan nasılsın? Hoş geldin. Size hoş geldiniz. Hayırlı olsun yeni görevinizde. Yani kötü yollara. Misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sayın Valim diye başlamak isterdim. Sayın Valimizin toplantılarından dolayı kendileri katılım sağlayamadılar. Sağ olsunlar diyoruz kendilerine. Sayın Hizan Kaymakamım, Sayın Tatlan Kaymakamım, değerli Tatlan Belediye Başkanım, değerli iş adamımız Yaşar Siz Bey, sizlere de hoş geldiniz diyorum ve değerli misafirler. Burada toplanmamızın nedeni GSM sektörü var olduğundan bu yana yaklaşık 18-20 yıldır burada 11 köyümüz iletişim sıkıntısı yaşıyordu. Ben kendim de bir ulusal TV'de programcı olduğumdan dolayı gezi kültür tarzı programlar düzenliyordum. Yolumun üzeriydi. Bir gün uğradım köye. GSM sıkıntılarının var olduğunu söylediler. Sağ olsun Yaşar Bey ilgilendi. Gerek diyalogda gerek maddi gerek manevi destekçimiz oldu. Kendileriyle irtibata girdik. Geçen sene bu zamanlar başvurumuzu yaptık. Sağ olsunlar 20 gün önce GSM direncini diktiler. Şu an bağlı durumda çalışmakta. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yaşar Bey'i davet ediyorum mikrofonu. Sayın Tatlan Kaymakamım, Sayın Hizan Kaymakamım, çok kıymetli Tatlan Belediye Başkanım, yine Tatlan Ticaret Odası Başkanım Emrullah Bey, birbirinden değerli muhtarlarımızla ilaki var aramızda herhalde bildiğim kadar. Yine çok değerli bilgisi hemşerilerim, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel organizasyonu yapan çok kıymetli kardeşim Sefer Bey'e teşekkür ediyorum. Bizleri de yalnız bırakmadığınız için ben başta Sayın Kaymakamlarım olmak üzere, Belediye Başkanı Emrullah Bey olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii ki ben de bu topraklarda doğup büyüdüm. Doğma büyüm, doğduğum yer Hizan. 25 yaşına kadar Hizan'da ikamet kaydettim. Tabii ki belli sıkıntılardan dolayı göç ettik. Şu an İstanbul'da ikamet etmekteyim. İstanbul'da inşaat sektöründe çalışıyoruz. Hem Beylikdüzü hem Çerkezköy inşaatlarımız devam etmektedir. Tabii ki bu telefon şebekesi de Sefer Bey bir iki defa iletti bana. Ben de dedim ki tabii ki oradaki hemşehrilerimiz mağdur olmamak için elimizde ne gelirse yapmamız lazım. Tabii ki özellikle İstanbul'da çok büyük iş adamlarımız var. Ya bu iş adamları Bitlis'i için, hemşehrilerimiz için herkes elini taşın altına koyduğu zaman eminim hiçbir ilçemiz mağdur durumda kalmaz. Özellikle yine Sayın hem Hizan Kaymakamımız olsun hem Tatlan Kaymakamımız olsun gerek belediye başkanımız olsun zaten kendince ne gerekiyorsa yapıyorlar.
bir de her zaman milletin içinde, halkın içinde olan insanlardır. Ben kendilerine, sizlerin huzurunuza kendilerine teşekkür ediyorum. Yani elbette biz de iş adamı olarak, aynı zamanda Bitlis Dernekler Federasyon Başkanı olarak, biliyorsunuz STK'cılık hakikaten çok zor. STK'dan gelen belediye başkanımız, kaymakamlarımız, efendime söyleyeyim, Patron Ticaret Odası Başkanımız, bunlar elbet biliyorlar. İstanbul'da 500 bine yakın bizim Bitlis nüfusumuz var. 80 tane derneğimiz var. Yani Bitlis'te bildiğim kadar 330 bin nüfusu var. Ama sadece İstanbul'da 500 bine yakın bizim Bitlis nüfusumuz var. Bu birlik beraberliği de sağlamak için ben dün sabah yine sizin gibi değerli insanlarla bir kahvaltı yaptık orada. Bir kahvaltı programı düzenledim. Yine Sayın eski belediye eski milletvekilimiz Abdurrahman Aksoy olmak üzere belli STK başkanlarımız, federasyon başkanlarımız, hem Karadeniz federasyonları hem de Güneydoğu federasyonları olmak üzere bir toplantı yaptık. İş adamları da vardı aramızda. Sadece bu toplantıları yapmamızın sebebi özellikle sadece Bitlis değil, Türkiye genelindeki bizim birlik beraberliğimizi sağlamak amacıyla organizasyonu yaptık. Sonuçta hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Allah-u Teala devletimize, milletimize, askerimize, polisimize, halkımıza zeval vermesin. Hep Amin. Beraber biz Türkiye'yi. Onun için ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çok değerli, kıymetli konuşmacılar var. Sayın Kaymakam, Belediye Başkanı, Tatlı Ticaret Odası. Biz Bitlis olarak, kendi şahsım için söylüyorum, ben hiçbir zaman insan ayrımı yapmadım, yapmam da. Her zaman Bitlis hemşehrilerimin, halkımın emrinde olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuda gerek Hizan olsun, gerek Tatvan olsun, gerek Nurşen olsun, gerek Adıca olsun, Bitlis'e bağlı hangi ilçemiz olursa olsun, hangi köyümüz olursa olsun, her zaman emrinizde olduğumu belirtmek istiyorum. Bu manada bizleri yalnız bırakmadığınız için ben tekrardan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Özellikle her iki kaymakamıma da, Tatvan Belediye Başkanıma, yine Tatvan Ticaret Odası Başkanımız Emrullah Bey olmak üzere, Bilget Başkanımız da Ahmet Eren'in programından dolayı kendisi gelemedi. Onun için onlara da teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Valimiz de bu açılış aslında yarın olacaktı. Sayın Valimin Ankara'da iş yoğunluğundan dolayı, iş programından dolayı Ankara'ya gidecekler. Onun için katılamadılar. Hepinize de ayrı ayrı selamları var. Ben hepinize ayrı ayrı tekrardan teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Sayın Hizan Kaymakam'ın birkaç cümle kurmak ister misin? Peki. Değerli Belediye Başkanım, kıymetli misafirler, Yolcular Köyümüzün muhtarları, sakinleri, hepinizi içtenlikle selamlıyorum. Tabii günümüz dünyasında iletişim çok önemli. Bunu ne kadar anlatsak, ne kadar ifade etsek yetersiz olur. İşte hastanız olur, telefon ihtiyacı duyarsınız. Banka hesabı yapacaksınız, internet ihtiyacı duyarsınız. İhtiyaçları karşılamada en önemli araçlardan biri de İletişim, internet, telefon. Bu noktada bu bölgede bir sıkıntıyı görmüş. Bitlis'te olmanın yanı sıra, gurbette olmanın yanı sıra memleketine bir vefa duygusu duymuş. Bu hassasiyeti göstermiş. Buraya bu hizmeti getiren tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Sözlerimizi fazla uzatmadan Allah hayırlı eder inşallah diyorum. Sağ olun. Sayın Tatlan Kaymakam'ın birkaç cümlede sizden alalım mı? Gerek var mı? Zaten Valim söyledi ama. Siz Sayın Belediye Başkanı. Sayın Kaymakam'ın da olmaz. Tabii değerli meslektaşım, değerli belediye başkanım, hemşehrilerim, dostlarım, her şeyden önce gerçekten güzel ve anlamlı bir günde bir araya gelmiş olduk. Bizleri bir araya getiren Yaşar Bey'e şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii İletişim ve GSM, kamu ve özel sektörün ortaklaşa yürüttüğü bir faaliyet. Ama zaman zaman yetişemediğimiz noktalar, yetişilmeyen noktalar da olabiliyor. Sağ olsun burada Yaşar Bey devreye girdi.
Bitlis'te de Dernekler Federasyonu Başkanımız. Bu vesileyle de yine kamunun ya da kamu kaynaklı özel sektörün yapacağı bir yatırımı hemşehrimiz üstlenmiş oldu. Ve bu vesileyle de ne oldu? Evet, yatırım programımızda, evet iş değiştiğimizdeydi ama bugün lazımdı. Onun vesilesiyle, onun sayesinde ve onun katkılarıyla bugün devreye girmiş oldu. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum Yolcular Köyümüze ve bu civardaki köylerimize. Tabii hizmet deyince hep devlet akla geliyor. Ama devlet, millet hepsi bir bütün zaten. Yaşar Bey az önce söyledi. Hepimiz, devlet kim? Devlet biziz. Devlet sizsiniz. Devlet hepimiziz. Bazen hemşire, bazen doktor, bazen yol, bazen su, bazen elektrik, bazen asker, bazen polis, bazen başkan, bazen kaymakam. Dolayısıyla 80 milyon Türkiye'yiz. Her hizmeti devletten, her hizmeti birimizden değil, inanın hepimizin hizmet edeceği noktalar vardır. Ben Yaşar Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı, hizmetlerinden dolayı. İnşallah Allah hepimize böyle hayırlı hizmetler nasip eyler diyor. Hepimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Tatlan Bey'e başlıyoruz. Sırayla ikiniz. Sayın kaymakamlarım, aynı zamanda meslektaşlarım. Çünkü hem İzhan kaymakamımız hem Katma Belediye Başkanımız aynı zamanda belediye başkanı. Sizlere hizmet ediyorlar. Sizlere saygılar sunuyorum. Sayın Federasyon Başkanımız Yaşar İksiz Bey'e teşekkür ediyoruz. Ticaret Odası Başkanlığı ekibi, Digiyat Başkanımız, Bitti Şube Başkanımız, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız, değerli muhtarlarımız, yolcular, halkı, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bizleri bu vesileyle hayırlı bir iş için buraya toplayan, buna vesile olan Federasyon Başkanımız Yaşar Bey'e teşekkür ediyoruz. Yaşar Bey'e her konuda teşekkür ediyoruz. Çünkü İstanbul'da bizim Bitlis'in eli, ayağı, gözü, kulağı. Bizi Bitlisliği İstanbul'da en güzel şekilde temsil eden bir federasyon başkanı. 80'e yakın derneklerin toplandığı bir federasyon. Her zaman İstanbul'a gittiğimizde orada Bitlis'in kültürünü, folklorunu, her şeyini tanıtan gönül, Bitlis'in gönüllü elçileri bunlar. Biz kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü Bitlis'ten fazla Bitlis nüfus İstanbul'da yaşıyor. 500 bin. Bizim Bitlis'te 351 bin şu anda nüfusumuz var. 41 bin hatta nüfusumuz var. Bundan çok daha fazla bir şekilde İstanbul'da ikamet etmektedirler. Bunları da en güzel şekilde temsil ediyorlar. Yaşar Bey sağ olsun yaklaşık 19 mu 20'ye yakın değişik illerin federasyon başkanlarını daha önce Bitlis'e 30 mu? 30'a yakın federasyon başkanlarını Bitlis'e getirmişti. Biz onları burada ağırladık. Ona da vesile olmuştu. Hakikaten o federasyon başkanları geldiler Bitlis'te. Bitlis'i gördüler. Misafirperverliği gördüler. Ve olumlu bir şekilde buradan ayrıldılar. Ve her seferinde şunu söylediler. Biz ön yargılarla buraya gelmiştik. Ama sizin bu sıcak ilgi alakanızı ve Bitlis'in misafirperverliğini ve bu güzelliğini görünce inanın değişik kanaatlerle buradan ayrılıyoruz. Biz gittiğimizde federasyonunu temsil ettiğimiz illere bu Bitlis'in sıcak yüzünü anlatacağız. Çünkü hakikaten değerli hemşehrilerimiz biz sürekli batıda ve sağda solda olumsuzluklarla anılıyoruz. Bu bizim şeyimiz değil. İstediğimiz bir tablo değil. Allah şükürler olsun. Bu son dönemlerde devletin ve hükümetimizin kararlı tavırları neticesinde o olumsuz havalar olumlu hale geldiler. Bugün biraz önce söyledim, belediye başkanlığı görevini yapan, sizlere hizmet eden, hizmetkar olmak isteyen kaymakamlarımız bu, şu anda belediye başkanlığı görevini de yüklenmişler. İki görevi beraber yürütüyorlar. Fedakarlık yapıyorlar, özveriyle çalışıyorlar. Niye? Sizin huzurunuz ve mutluluğunuz, saadetiniz için. Daha güzel yollara kavuşmanız için, içme suyu, kanalizasyon, altyapı hizmetlerini yapmak için, üst yapı hizmetlerini yapmak için. Bu da işte devletimizin şu an yapmış olduğu olumlu mücadele neticesinin bir tezahürüdür. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz.
Çünkü daha önceki insanlar hakikaten hizmeti bir tarafa bırakmışlardı. Hizmet dışında hem de çukur siyaseti yapmaya çalışıyorlardı. Sizin verdiğiniz paralar size hizmet olarak geri dönmüyor. Ama bugün Allah'a şükürler olsun gayret gösteriyorlar. Acaba yol alana nasıl, ne yapabiliriz? Yol alana gelen paralar bugüne kadar çarçur edilmiş, maaşı ödenemez halde bir belediyeyi nasıl biz artı değere taşırız diye gayret gösteriyor. Hizan belediye başkanımız, kaymakamımız herkese borçlarını azalttığı gibi artıya geçme durumunda şu anda hizmet ediyor. Kasasında da para olduğunu biraz önce ifade etti. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunlar hep sizler için, bizler için. Dolayısıyla emeği geçen, bu tür hizmet eden herkese biz şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yaşar Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sizin ufak bir sorununuz olan GSM operatörüyle ilgili yapmış olduğu katkılarından dolayı da kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Buraya kadar zahmet ettiler. Her konuda İstanbul'a gittiğimiz zaman sağ olsun bizi havalandan alıyor, gideceğimiz yerlere kadar götürüyor. Güzel bir başkanlık ve hemşerilik örneği gösteriyor. Ben kendilerine, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Tekrar katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Şimdi çok değerli kaymakamdan da belediye başkanından sonra bir şeyler söylemek gerçekten İbrahim Kalkısak'tan sonra türkü söylemeye benzer. Ben özellikle Yaşar Bey'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada yapmış olduğu örnek davranıştan önce gerçekten biz Bitlisi olarak hep gurur duyduk. Gurur duymamızın da en büyük gayretlerinden birini Yaşar Bey ve Yaşar Bey gibi iş adamlarımız, Bitlis hemşerilerimiz yapmıştır. Biz İstanbul, İzmir veya metropol şehirlerin hangisine gidersek gidelim, biz her zaman Bitlisliyim dediğimiz zaman iftihar etmişiz, gururla Bitlisliyiz demişiz. Çünkü birileri sorduğu zaman biz Bitlisliyiz dediğimiz zaman gerçekten bizim bir üst komşumuz, alt komşumuz Bitlislidir, namazı, niyazı, inançı, mütevazi, dürüst insanlar da demişler. Bu da Bitlis'te doğup büyüyüp ve Yaşar Bey gibi İstanbul, İzmir ve farklı yerlerde ikametgah edip ekmeğini kazanan, sadece ekmeğiyle başka uğraşan kendi abilerimizin vasıtasıyla olmuş. Ben tekrar burada yapmış olduğu örnek davranıştan dolayı kendisini kutluyorum. İnşallah yapmış olduğu bu hizmet diğer eksikleri olan ilçelerimizde ve iş adamlarımızın da teşvik etmesine sebep vesile olur. Rabbim hayırlara hizmet, hayırlı hizmetler nasip etsin, hayırlı da kabul etsin. Saygılarımı sunuyorum size. Değerli Hazirun, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Biz STK'lar olarak tanıtım boyutunun yanında Yaşar Bey'in şu an bugün yapmış olduğu şekliyle değişik zamanlarda belli işlere sponsor olarak bu işleri halkımızın hizmetine sunuyoruz. Tabi yine halkımızın hizmetiyle. Yine Emrullah Bey'in dediği gibi kendi hani çabasıyla çabalayıp o çabasının üzerine, çoluk çocuğunun rızkının üzerine biraz da hemşerilerini düşünerek ya ben kazandım işte biraz da kendi memleketimde ne eksiklik var düşüncesiyle bugünkü işte çalışmanın örneklerinden biri Yaşar Bey'i de gördük. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak daima bu türlü hizmetlerde beraberiz, birliyiz. Yaşar Bey'e de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Sayın Başkanım da söylediği gibi İstanbul'da gerçekten Bitlisli'nin hemşerilerimizin eli ayağı, gözü, kulağı, her şeyi orada. Biz kendileri gittikleri zaman buraya federasyon başkanlarımızı ziyaret ettikleri zaman da gördük. Hatta öyle ki meclise gittik, biz kendilerini gelen federasyon başkanlarından unutmuştuk. Kendilerimiz geçerken seslendiler, çok mutlu olduk. Yani geldiler, sarıldılar, orada dediler ki ya bak biz Bitlis'e gelmiştik, biz sonra hatırlayabildik. Çünkü 30 kişi bir ekip gelmişti. Ben de bu bölgede uzun süre çalıştığımdan dolayı GSM mağdurlarından biri bir mail atmamız gerektiği zaman hemen Gayda'dan yukarı taraf Banur bölgesine gelir. O zirvede durur dizisi bilgisayarında. O zaman tabii telefonlar da acıydık. İşte bununla falan bağlanıp o şekilde bir mail atma. Onun için şu anda yapmış olduğu küçük bir katkı değil. 11 köyümüz bundan faydalanacak. Hatta öğrendik. Biraz daha da yükseltme anlamında diğer birkaç tane köyümüz daha faydalanabilecek. Yine çalışmalarından dolayı, katkılarından dolayı sizler de burada gelip şereflendirdiğiniz için bizleri hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Genel Müdürü çok ilgilendi. Sağ olsunlar. Kaan Terzioğlu'na teşekkür ediyoruz buradan.
Türk Ses yolcusuna, Sayın Muzaffer Akpınar'a sonsuz teşekkürler olsun. Gerçekten büyük fedakarlıklar yaptılar. Bu bölgeyi batıdan ayırt etmeden 1,5-2 milyona yakın bir TL bazında bir yatırım denilebilecek, bize de faydalı bir tesisi kurdular. BEDAŞ Şirket Müdürü Sayın Tahsin Uzunselvi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Enerji hattını çekip konusunda gerçekten bizlere çok yardımcı oldu. 45 milyar. Evet, 45 bin lira bugün parasıyla bir desteği oldu. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Yaşar Bey'e, özellikle Yaşar Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Varlıklarını bizlere sürekli hissettiren bütün iş adamlarımıza, bizi uzaktan izleyen, bize yardım elini uzatan bütün hemşehrilerimize buradan sizlerin aracılığıyla, basın aracılığıyla teşekkür ediyorum. Ne olur bizleri unutmayın diyoruz. Sağlık yaratmak adına hep kurdeleleri keseriz. Bugün onun aksini yapacağız. Telefonlarımızı bağlayacağız. İletişimi kesintisiz yapmak adına kurdelelerimizi kesmeyeceğiz, kesik kurdeleleri bağlayacağız. Evet, evet. Kurdeleri biraz öne uzatalım. Evet, şimdi kurdeleri zaten masamızda kendim telefonlarımızı kuşlarına bağlayalım. Basın mensubu arkadaşlardan para almaları rica ediyorum. Doğru. Dur bir dakika abi. Kesin. Kesin. Böyle yapalım. Sayın Kaymakam, bağlı olmanızı kabul ettim. Böyle. Sayın Kaymakam'a şuradan iki kaymakamı şöyle uzatayım birer kurdelen. Sayın Kaymakam, bir ucuna siz, bir ucuna da Hizan Kaymakam'ı bağlarsa, cep telefonunuz yoksa ben verebilirim efendim. Onları şu kiri yer. Hem iletişimimiz hem birlikteliğimiz daimi olsun. Evet. Bir de kaymakamlarından puzu alalım. Tamam, böyle izah ettiriyoruz. Alo. Ses geldi. Teşekkür ederim.